Aşık Ali Metin'in yeğeniyim, Mahmut Erdal'ın yeğeniyim, Musa Karsu akrabam, aşkı rehberi akrabam. O kadar çok Ozan'larla büyüdüm ki çok doluyum. Şimdi Ali amca ile babamın bir Natura'nda dükkanı vardı. Sözde bize işte ekmek parası getirecekler. 5 tane babamın çocuğu var. Ali amcanın da 4 tane. Gerçekten Fatma yenge hani o kadar güzel bir kadındı ki böyle ışıl ışıl böyle bir Ozan'ı taşımak nasıl bir şeydir. Ben onda tanıdım. Bazen olurdu hiç eve gelmezlerdi. 2 gün gelmedi bir gün babam dükkandan. Gittim ben saz dükkanına.
Gittim, hala alamca babam, aşıklar, ozanlar toplanmışlar, içiyorlar. Sevgili bir dostları, bir ozan abimiz de eşinden ayrılmış, ağlıyorlar. Sabah olmuş ama. Kapıyı açtım, hiç kimse beni görmüyor, herkes ağlıyor. Ondan sonra, Ali amca toparlandı, dedi ki, babam dedi, biz dedi, salata malzeme bitti burada dedi. İşte kapıda dedi bir ağaç var dedi, oradan dedi ağacın yapraklarını yolup yolup getirip bize salata yapıyor, meze bu sucaklıyla. Bir baktım 15 dakikaya gittim geldim ki ağacın hiçbir yaprağı kalmamış, karbaba hepsini meze etmiş işte dosta dedi. Şimdi öyle güzel adamlardı. Çok özür dileyerek bak bize almadan şunu söyleyeceğim. Hasan abi de çok iyi bilir bu geleneği, Hasan Erdoğan. Onlar birbirini hiç kıskanmadılar. Rezulas Çınar saz çalıyorsa, babam sazı elinden almadı. Hasan Erdoğan türkü söylüyorsa, Ali Kızıltuğ asla onu kıskanıp önüne geçmedi. Bu gelenek usta-çırak ilişkisidir. Onlara kocaman bir alkış istiyorum. Ve biz onları layık olmaya, onları her zaman yüreğimizde yaşatmaya, bu kültür o kadar değerli bir kültür ki, bunu anlayana aşk olsun diyorum. Onun bir türküsüyle devam edelim. Son bir tıkam üstüne çünseler diyelim. Hadi birlikte söyleyelim, o da duysun bizi.